Efendim mutlu günler, yeni bir haftayla daha yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün sosyolog, siyaset bilimci bir konuğumuz bizlerle birlikte. Sayın Hakan Gündüz'le gündemdeki gelişmelere, siyaset sahnemizde olanlara birlikte göz atmaya, değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz de. Teşekkür ederiz. Evet, ülkemize baktığımızda her alanda çok ciddi çöküşler, hoş olmayan olayları da yaşıyoruz. Şöyle başlayalım ki son siyaset sahnemizde geçtiğimiz hafta hep herkesi bayağı gündemi meşgul eden bir meclis başkanlığı krizi yaşadık. Buradan bir giriş yapalım. Evet. 3 isim değişti, 15 tur döndü ancak hala sonuç açısından yine tartışmalı bir durumla da karşı karşıyayız. Çok yazıldı, çizildi. Siyasi ahlak açısından da nasıl yorumlayabilirsiniz tüm bu geride bıraktığımız süreci ya da bırakamadığımız süreci diyelim? Ya aslında geldiğimiz nokta 15 tur geçmesine rağmen bir meclisin başkanını belirleyememesi. Hele de anayasanın kısıtlayıcı bir süre ortaya koyması. Çünkü bu tür durumlarda anayasalar devletin işleyişi bu devam etsin, aksamasın diye bu tür mevkilere Cumhurbaşkanlığı, hükümet, meclis başkanlığı gibi mevkilere süre koyar. Bu süre zarfında seç ve işe başla. Aksamasın. Yasa koyucu böyle bir hassasiyet gösterir her zaman. Liberal, modern devletlerde. Ha, buna rağmen 15 tur gibi akıl almaz bir turlamayla ve turlamaların kendi içindeki garip, asla kabul edilemeyen gelgitler ve şekillerle süre gelen bir durum aslında bizim önce toplumsal, sonra da siyasal ne durumda olduğumuzu gösterir. Yani siyasi ahlak dediniz, yani etik, siyasal, siyasi etik. Evet, yani bırakın siyasi etiğe girene kadar bir sürü de hukuksuzluğun olduğu ya da hukuk tartışmasının olduğu, çok açık olması, çok net olması gereken durumların bile anlaşılamaması, yorumlanamaması, teknik olarak kendi kendine yorumlaması, teknik olarak bile ciddi sıkıntıların olduğu ya da bir siyasal partinin ki bu ülkeyi yönetmesi beklenen iktidar partisinin ne kadar bölük pörçük olduğu, ne şekilde birbirlerini meclis başkanlığı üzerinden tehdit edip meclis başkanlığı üzerinden intikam, terbiye etme adına her ne derseniz deyin, bu noktaya getirmesi vahametin en büyüğü. Yani en büyük göstergelerinden biridir. Çünkü çok basittir bir meclis başkanını seçmek. Şimdi düz mantık bile kullansanız başkanını seçemeyen bir meclis muhalefette dahil olmak üzere ülkeyi nasıl idare eder? Şimdi yazar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yani bunu Atatürk boşuna bunu bir ilke olarak devletin göbeğine koymadı. Millet yönetecek. Şahıslar değil. Şahıslar süresi belli geçici görevlilerdir. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere. Memurdular. Yani devletin, milletin görevlendirdiği hizmetçilerdir. Devlete hizmet etmek için, devleti yönetip halka hizmet etmek için oradadırlar. Ha, kayıtsız şartsız milletindir diyor egemenlik, yani yönetme gücü. Oysa ki bir bakıyorsunuz kişisel hesaplaşmalar ve fraksiyon dediğimiz parti içindeki küçük örgütlenmeler, o yüce meclis, yüce meclis, yüce meclis lafta meclisi sirk alanına çeviriyor. Yani aslında toplumu koskocaman bir sirke çeviriyor demektir bu. Çünkü orası toplumu temsil eden
bir egemen yapıdır. Ha, şimdi geldiğimiz nokta, ya bırakın seçilmiş seçilmemiş, bundan sonra seçilse ne olacak? Yani hani seçilmedi ya, bir taraftan da şunu, ne kaybetti bu toplum? İşler gitmedi ya, gidiyor. Demek ki gerek de yok o zaman. Yani siz 15 tur yaptınız, meclisi başkanı seçemediniz. Divanlar toplanmamış, komisyonlar toplanmamış. Evet. Toplumda gidişat zaten öyle kötü ki etkilenmedik bile. O zaman bir başka sonuç çıkıyor. Meclis ne yapıyor normalde? Ne aksadı şimdiye kadar? Bütçe. Bütçe geçsene, geçmesene. Bu vakitten sonra zaten bir sürü bütçe tartışmaları olacak. Geçmese de herkes yoluna devam edecek. Çünkü orada da anayasaya aykırıdır. Bunun kanun hükmünde kararnameyle meclis bütçeyi yapıyorlar. Yani biz çok önceden zaten anayasayı paspas etmişiz. Çıkıp kürsüye tamam biz biliyoruz, çiğnerik, ne isterseniz yapın, gidin mahkemeye demişiz. Muhalefet buna izin vermiş. Bir şekilde sindirmiş. Geldiğimiz noktada da bu böyle başlar. Buraya devam eder. He. Devletin işleyişinde bir sürü şeyi sindirmişiz. Halk, yani hem basitinden, hani dedik ya o millet, kayıtsız şartsız egemen olan, yani yöneten o güç millettedir. Millet sesini çıkarmıyor. Ya biz Netflix dizisi izler gibi izliyoruz. Yani halbuki böyle buramızdan, yüreğimizden ve zihnimizden ateş çıkması lazım. Nasıl olur? Benim devletim, beni yöneten bir yapı bu halde nasıl olur? Çocuğuna bakması lazım. Ya bu çocuk bu devlet, bu yapıda nasıl geleceğini sağlayacak? Nasıl mutlu olacak? Bu var. Oysa ki biz hayatımıza dizik devam ediyoruz. Dediğim gibi. İşte ne olurdu bugün? Seçildi miydi? Aha rezil oldu. Bilmem ne o. Ne olur bugün, tamam mıyık değil miyik? Yani aslında bu da işte milletin meclis versiyonu. Kısaca bu. Alan razı, satan razı. Hani eskiden şey derlerdi, yani ne yaparsan yap falanca ülkede her şey olursun, rezil olamazsın. Biz öyle olduk. Her türlü maskaralık olur ama toplumun kıkı çıkmaz. Tebessümle, büyük bir böyle eğlenceyle karşılar. Gene de öyle karşılıyoruz. Yani bugün kaç kişi sordu, ne oldu bu meclis başkanı seçildi mi ya, o seçilmedi mi diye. İşte bir baktım hızlıca bir, ne oldu meclis, ne oldu, yarın toplanacak. Peki o zaman şimdi çok daha ciddi bir sorunumuz daha yok mu bizim tüm bunları normalleştirdiğimiz gibi? Tabii ki. Zaten sorun esas o. Esas problem bu. Bu çıkan sonuç. Hı hı. Biz uzun zamandır bu egemenlik meselesini çoktan biz devrettik kendimizce. Yani biz ne yaparsak yapalım, kararları Türkiye. Ama hangi Türkiye? Türkiye verir mottosunu ilke olarak kabul ettik ve işin tembelliğine de gelerek nasıl olsa ben onun için yani irade koymaya, iktidar olduğumda iş değiştirmeye, yani kim iktidar olursa olsun ne yazık ki geçerli olduk. Yani hani solda olsa, sağda olsa evet biz değilik egemen olan. Onun için sıramızı bekleyelim, gene iyi ilişkiler götürelim, bu şekilde gitsin. Yani bu gidişattan uzun zamandır kendimizi çektik. Onun için bir başladı çürüme. Yani zaten yani 40 yıldır devam eden ciddi yapısal bozulmalar varken bir anda tamamen kendimizi çekince aşırı derecede, yani hız, çürüme hızı, yozlaşma hızı o kadar arttı ki filmin ucunu da kaçırdık. Çürümeye biz de sebep verdik aslında. Biz sebep verdik. Yani çok nettir. Hangi güç olursa olsun, halka rağmen orada bu kadar
büyük bir tahribata neden olamaz. Ne olursa olsun. Yani halk gene bir şekilde soykırım yapılan ülkeler bile bir şekilde kalkar ve o dönem geçince yürür. O direkt. Ve toparlar. Bizde öyle bir ruh yok. Yani son dönemlerde çıkmamayı tercih ediyorum ama çıktığımda şunu derdim. Yani şeyiz, bitkisel hayatta bir insan düşünün. Kıbrıs Türk'ü bitkisel hayatta yaşıyor. Sadece nefes alıyor, gıdalarını alıyor ama tepki vermiyor. Sonra öldü. O tespitlerimden bir müddet sonra öldüğüne karar verdim. Yani geldik Kıbrıs Türk toplumu yok. Kuzey Kıbrıs'ta bir yaşayan insan grubu var. Ama artık Kıbrıs Türk toplumu toplum olma özelliğini kaybetti. Demografi değişti. Yani gene tepkisizlik. Sayısal anlamda da çok azınlığa düşüldü. Hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün sayım yapın. Hani o Türk diye tanımladığınız Türkiye'li Türkleri de katın. Karşılayamazsınız. Yani dolmuş bir sürü insan planlı ve plansız, çoğunlukla da plansız insan kaçakçılığının merkezi olmuş. Yani üniversitelerinizden tutun da ekonomik işletmelerine kadar, işletmelerinize kadar bu varlığın, yani bu insan hareketinin var olduğuyla ilgili önemli gözlemler yapılmış ama biz devlet olarak, biz toplum olarak hiçbir şey dememişiz. Yani yarın bu insanlar illegal bir şekilde gelip ya da bir sebeple gelip başka bir sebeple burada olan insanlar kontrolsüzce nüfus yapısını değiştirecek. Okullar, hastaneler, trafik, her türlü altyapı yetersiz kalacak ve bu kadar güvenlik, hiçbir güvenlik soruşturması altında olmadan gelen bu kabuller yarın büyük kriminal olayların olmasına neden olacak. Biz bunu düşünmedik hiçbir zaman. Yani düşünsek, yani ya aptal olmamız lazım toplum olarak. Ya da düşünmememiz lazım. Çünkü bir şekilde gece oturduğunuz yerde bir evinize girip boğazınızı da kesebilir. Yani bugün baktığınız cinayetler, hırsızlıklar, yolsuzluklar baktığınızda yani bu Kıbrıs Türk toplumunun doğasında, özünde, kültüründe olan bir durum değildi. Biz halk olarak yani o dönemin Kıbrıs Türk toplumu üyeleri olarak bunlara ses çıkarmadık, tepki göstermedik. Yönetimi, yani madem ki temsilci benim, temsilcime ben bunları engelle görevini vermedim. Hangi partiden olursa olsun, oyu verdin mi bitti. Oyu veriyorsan iradeni ona devrediyorsun demektir. Peki iradeni devrettiğin insana ya bunlar nedir diye sormadın. Bunları istemiyoruz, bunları yaptırmayacaksınız demedin. O zaman bütün bunları bir şekilde kabul etmiş bir toplumla karşı karşıyayız. Yani kimse artık yani işte gençliğimde militarist düzen, asker öyle baskı yaptı, bilmem ne yaptı. Ondan sonra Türkiye'de bilmem derin devlet burayı bilmem ne yaptı, sivil savunma. O hep başkalarını suçladık. Ama yok. Yani bu vakitten sonra artık Kıbrıs Türk toplumu kimseyi suçlayamaz. Hiçbir surette. Halkın istemediği hiçbir şey olmaz. Kesintiye uğrar ama yok edemez. Biz yok olmayı tercih ettik. Silik olmayı, bitmeyi tercih ettik. Bu tercihi sizce neden yaptı toplum? Yani o zaman, baktığınızda yine bir şikayet, bir serzeniş var ama niye bu kabulleniş? Yani biraz bunu anlamak da aslında... Kabulleniş şimdi başa gittiğimizde, bu yapının oluşum noktasına gittiğinizde biz hazırı,
tırnak içinde Rum'un ganimetini. Ondan sonra devlet olanaklarından hak etmediğimiz halde yararlanmayı ve bütün bunları yaparken de yandaş olmanın bize bunları getirdiğini ve yandaş olursak her türlü kazanımı elde edebileceğimizi içselleştirdik. Yani bu şuna benzer. Yani hayvanat bahçesinde bir aslan. Her gün belli miktarda et atarsınız. Avlanmasına gerek yoktur değil mi? O aslanı alıp doğaya götürdüğünüzde o aslan avlanamaz. Çünkü hazıra alışmıştır. İşte o aslan, aslanlık davranışlarında yozlaşmıştır. Kendinden uzaklaşmıştır. Aslan dediğimiz doğal yaratık eti hazır bulmaz. Ha şimdi biz erken teslim olduk ve teslim olurken de bunun bedelini çocuklarımızın, bizden önceki kuşaklar bizim çekeceğimizi hesaplamadı. Biz de çocuklarımızın çekeceğini hesaplamadık. Neler doğurdu? Yani işte liyakat orada bitti. Hani layık olanın ya da adil olanın, ki hepsinin kaynağı hakkaniyettir. Hak edenin hak ettiğini almasını bize gelen bir ekstra yüzünden orada devrettik. İşte o gerek yok dedik. Yani benim çocuğum Oxford'da okumasına gerek yok. Kıbrıs'ta Yedikule Üniversitesi'ne gittiğinde aynıdır. Ben bulurum yolunu, onu ihalesini de aldırırım. Bize gerek var canını yesin. Bu tür liyakattan uzak ve liyakatın sadakata, yani iki durum vardır. Sadakat ve liyakat. Sadakata, yandaş olmaya, adamı olmaya, adamı olurum, amiyane deyimle malı götürürüm, çocuğumun da geleceğini garantiye alırım. Her türlüsünü de yaparım, bana bir şey olmaz. Yeter ki onun adamı olayım. Şovdan da olsa sevmesem de onun adamı olayım, ona çalışayım. O da bana kazanım sağlasın. Bu bizim bir tercihimiz oldu. Ama olanaklar azaldıkça, iktidarlar, Türkiye'deki iktidarlar da değiştikçe, buradaki yapı da değiştikçe, günden güne hem toplumsal olarak hem siyaseten, kültürel olarak, siyasi olarak her türlüsünden yozlaşma bizi bu noktaya getirdi. Bundan sonra da bunun geri dönüşü sanırım yok. Karamsar en önemli karamsar kritik değil. Bir yani noktaya geldik. Hep bana bu söylenir de biri de çıkıp da yani ne derdi, bir uluslararası yerde bir sunum yaptım. Yabancılar şey diye, yani işte bir hastanelerden bahsettim de dedim, Suriye hastaneleri bizim hastanelerimizden daha fazla olanağa sahip dedim. Yani birin ulaşabilme açısından, sağlık hizmetine ulaşabilme açısından da realist, pesimist, yani gerçekçi ama karamsar. Yani beni çağırıyorsa birileri, ben gördüğümü söylerim ama şunu da eklerim. Lütfen biri de çıksın ve ben inanmaya hazırım, ya burası benim devletim, bu yapı benim toplumum, yüzyıllardır atalarım burada yaşıyor. Ben de varımı yoğumu bu topluma verdim, vermeye de devam ediyorum. Ben inanmak istemeyeceğim iyi günlerin geleceğine de kim isteyecek? Yani manyak mıyım ben? Yani ne bileyim, yani bir mazohist miyim? Acıdan mı zevk alıyorum? Hayır. Çıksın birileri de desin ki böyle 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 iyiye gidecek. Anlaşma. Anlaşma ne? Yani o uzunca bir müddet anlaşma olacak, hepimiz işte biz yapamıyoruz, düzeltemiyoruz. Anlaşma olunca işler düzelecek. Biz düzeltemiyoruz, Türkiye şaha kalktı. Biz de o yüzden düzeleceğiz. Biz hiçbir zaman şey demedik. Bu kötü gidişatı biz iyiye döndüreceğiz iradesini hiçbir zaman koymadık. O zaman nasıl düzelecek? O zaman ben bu vakitten sonra düzelmez artık dediğimde
birileri de çıkıp demesi lazım ki düzelir bu, bu, bu. İşte 15 türlü seçim. Yani her gün daha vahim. Yani onun için çıkmıyorum ben. Yani belki bir sonraki çıkışımda, bir sonraki program yani davetinde gittiğimde çok daha vahim şeyler belki gündem olacak. Ama yazık ki iyiye bir adım yani yıllardır size. Ben gelecekte yani şey karayı topyacılar gibi, karafi çürüstler gibi ileride böyle devam edersek bunları yaşayacağız diyorum ama hiçbirinde de yanılmadım. Yani her geçen gün, her geçen gün daha vahim oluyor. Ha şimdi yeni gelenler daha kötü bir yerden geliyor. Adam çıkmış Pakistan'dan gelmiş, Nijerya'dan gelmiş, Nijer'den gelmiş, Somali'den gelmiş, Bangladeş'ten gelmiş. Yani oradaki yaşama göre burası cennet olabilir. Ama Kıbrıs, Türk halkının yaşadığı kültürel, geçtik ekonomiyi ki ekonomik de hepimiz ciddi anlamda atalarımızdan kalan varlıklar üzerinde yaşayan, iyi yaşayan bir toplumduk. Yani bize bu yaşadıklarımız olumlu gelmiyor. Yani ve işin kötüsü artık çocuklarımız yurt dışına geri gelmemek üzere gidiyor. Aynen öyle teşvik ediyor. Tabii geri ki. Gelmemesi üzerine. Örneğin ben. Yani babama neredeydi babamı reddetmek ve dinlememek belki de verdiği şeylerden yani önerilerden çok azını reddettim ama en büyük pişmanlığımdı. O zamandan gördüğüydü. Şimdi biz çocuklarımıza, yani ben iki tane kız evladıyım, geri gelmemek üzere yurt dışında. Ha, yani kalacaksan masraf ettirme, git burada bir yerde düzene ayak uyduralım. Yani biz de uydurabiliriz senin geleceğin için. Ama yurt dışına gidip de iyi bir eğitim alacaksan gelme diyebiliyoruz. Yani bu kusura bakmasın da kimse bunu yadırgamasın. Hı hı. Hani gelip de burada az önce bahsettiğim bir yapının içinde bir liyakatsız bir ortamın içerisinde, ortamın içerisinde nasıl bir iş arayışına girilecek? İş, aş, yani staj yaptı geldi. Bir defa devlet dairesine geldi. 3 gün sonra bindi uçağa gitti ben burada yaşamam diye. Yani bunu yadırgayamaz kimse. Yani eğer sen bir standart ortaya koyuyorsan ve diyorsan ki böyle bir yaşamdır bizim yaşamamız. Alışa geldiğimiz yaşam ve bu yerle bir oluyorsa ve bunun da geriye dönüşü imkansız hale geldiyse kimse çocuklarını burada harcatmaz. Zaten harcamıyor zaten. Onlar da yani şimdikilerin gözü açık. Yani dünyada olup biteni görüyorlar. Ona göre pozisyon alıyorlar. Yani dünya beyin göçü oldukça o zaman çok daha... Küçüldü artık dünya. Yani burada olanı görüyor ama dünyada olanı da görüyor. Yani iyi eğitim almış çocuklar nosyonu aldıklarında ve buraya bir baktıklarında yok babam geldi burası bizim ülkemizdir. Ülken değil baba kusura bakmayan. Yani senin bahsettiğin ülke benim gördüğüm ülke değil dediğinde sen bunu savunamazsın. O işte sen öyle sen öyle söylersen o öyle söylersen ya sorun ben değilim ama sen bunları sorun bizi bu hale getirenlere söyleyeceksin. Ha bizi bu hale getiren toplumun geriye, iyiye gitme niyeti yok. Ama çocuklarımız göç ettiğinde kusura bakmasın. Niye yok, yok öyle bir dünya yok artık. Yani çocukların da gözü açık. Evet. Az önce işaret ettiğiniz işte son zamanlarda yine yolsuzluk, usulsüzlük, her türlü sahteciliğin çok fazla konuşulduğu da bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Diğer taraftan işte kara para aklama, uyuşturucu gibi konuların da dizilerde ön plana çıktığı ve buranın da o şekilde lanse edildiği ve bundan da rahatsız olunduğu da bir imaj da söz konusu. Niye imaj? Yani niye rahatsız oluyorum? Bir ben de bunu onu sormak istiyorum size. Ya işte bu da riyakarlık. Bu da bir ikiyüzlülük. Yani sonuç olarak bunların olduğunu bilmiyor muyuz?
bilmiyor muyuz? Yani kaçımız bu işlerin içinde değil. Hı-hı. Ya da kaçımız dolaylı yoldan bundan nemalanmıyoruz. Hı-hı. Yani bugün bakın bir memurun, kıdemli bir memurun maaşı 2000 sterlin civarına çıktı. Benim babam öğretmendi. Biz 500 sterline yani oturdum hesapladım. 500 sterline hayatımızı devam ettiriyorduk. Bak bir öğretmen maaşı 500. Şimdi benim maaşım 2000 ise şimdi basit. Ne yaptım? Ne yaptık bu arada? Üretim yaptık, turizm patladı, öğrencilerin durumu ortada. Ne yaptık? Bu para nereden geldi? Hı hı. İşte bu para, aklanan paranın ki bir para aklanırken devlet mekanizmasına girip vergilendirilmesi gerekir bir şekilde. Bunun adına inşaat deyin, araba deyin, tavuk deyin, ne derseniz deyin. Orada bir sanal para döner. Devlet bundan vergisini alır, hop, o para temizlenmiş olur. Şimdi kim soruyor bu para nereden geldi diye? Çakıp çakıp gidiyor devlet %30. O taraftan gerçi hayat standartımızı yükseltmiyor. Sağ olsun hayat peşi sıra pahalı olmaya devam ettiği için bizim hayatımız daha iyi olmuyor. Ama rakam yükseliyor. Ama muhasebe, nereden buldun bu parayı? Ha şunu diyorum, bu para en tepeden en aşağıya kadar dolaşırken, hepimizin cebine girerken, bu kadar açık oynanırken, dizide söylemiş ne, söylememiş ne, o dizide söylenen, geçen an çıkıyor İçişleri, Türkiye İçişleri Bakanı diyor ki, Kıbrıs'ta 50 milyar dolar yıllık, şey var, yani sanal bet, yasa dışı bet parası dönüyor. Kimdir bu adam, yani necidir? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'dır. Çeşit çeşit istihbarat örgütleri ona bağlıdır. Hı hı. Çıkıp dediğinde kimse niçin demedi? Sayın Soylu nedir senin söylediğin? Ondan sonra da peşi sıra cinayetler, bilmem neler oluşurken hangi, kimin gücüne gitti, kim sordu, bu insanlar ne iş yapar arkadaş bu kadar zenginleşirken? Yani şimdi mekan gereği de fazla detaya girmeyeyim, imada da bulunmayayım sektörel açısından da, yani inşaat sektörünün bu kadar büyüyüp yabancıların bu kadar işin içine girdiğinde bir ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak kadar inşaat ve mal değişimi olduğunda hangimiz dedik ya ülke olmadan, yani toprak, ülke olmadan devlet olmaz, toplum olmaz. Kime ne satarsınız siz ya? Kimin gücüne gitti mallar el değiştirirken? Kimsenin. Şimdi o zaman nedir? Yani Türkiye'de bilmem ne olmuş da dizide, bilmem ne dizisinde bize az, yani ne kriptodan girsek, ne ticaretten girsek, ne insan trafiğinden girsek, ne inşaattan girsek, bunlara gözümüzü kapıyoruz. Hep beraber toplum olarak nemalanıyoruz. Ama orada gücümüze gitti ya, işte onun için yok olduk biz. Hı hı. Sadece orada kimse duymasın. Kimse duymazsa istediğini yap. Olmuyor. Yani artık duymayacak, görmeyecek gibi değil. Yani ne bileyim, bu da bizim aslında aynı meclis başkanının 15 turlu seçiminden sonra bile hala netleşmeyen durumumuzun siyaseten ve toplumsal göstergesi olduğu gibi, bu da bizim net göstergemizdir. Hı hı. Evet. Peki, toplum sessiz, sesini çıkarmıyor dediniz. Biraz da muhalefete değinelim. Muhalefete burada ne gibi görevler düşüyor ve
pozisyonunu, davranışı nasıl yorumlamak gerekir? Muhalefet yeterince yapması gerektiği noktasında bir hareket izleyebiliyor mu? Aslında ben... Bir erken seçim çağrıları var, ne değiştirecek iktidarı, falan, bunları da konuşalım tabii. İktidarı hedefleyerek konuşmadım. Yani bütün bunları söylerken bizi yönetenler diye sadece hükümet olanları söylemedim. Muhalefet de bunların içerisinde. Yani muhalefet de bu yapının sorumlusu, hani sizin basın mensubu olarak sorumlusu olduğumuz gibi, aynı benim bir eğitimci olarak, bir uzman olarak sorumlu olduğum gibi, aynı kameramanın, hepimiz bundan sorumluyuz. Ha ben muhalefetin de doğrusu hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum. Aynı meclisin hiçbir işe yaramadığı gibi. Çünkü işe yarasaydı bu durumlara gelmezdik. Demek ki yaramıyor. Daha bir dönem önce şimdiki muhalefet iktidardı. Yani bu işler 3 senede bu hale gelmez. Yani toplumsal değişim bir süreçtir ve bu şey değildir. Yani maydanozu ektim, 2 senede 3 defa biçtim, tamamdır. O dönemdekidir sorumlu. Hayır. Sen de o koltuklara oturdun, yani süreci değiştirecek. Ama biz daha kötüsünü yapmadık. Daha kötüsünü yapmamak değil. Yani artık bizim yapmamız gereken toplum olarak suyun akışını değiştirmek değil. Artık o dere balçıklarında oradan su gitmiyor. Yeni bir yapılanmaya gitmekti. Ha şimdi uzun uzun nasıl ki iktidarın yaptıklarının detayına girmedik. Muhalefetin de yaptıklarının detayına girmenin anlamı yok. Sonuca bak. Kim ne yaptı diyelim. Delik deşik olmuş bir hukuksal yapı. Delik deşik olmuş bir anayasal düzen. Ya muhalefet hangi dosyayı, yolsuzluk dosyasını takip edip X gazeteci gibi takip edip masaya koyup polise teslim edip ya da meclis dışında Kudret Özösay var. Takip ediyor birebir. Meclisteki tırnak içinde milletvekilliği, muhalefet kaç dosya takip etti, kaç yolsuzluk, kaç kara para, kaç üniversite diploma satma vesaire vesaire neler dönüyorsa bu dosyaları takip edip su yüzüne çıkardı. Türkiye mi bizim yönetimsel şeyimiz, paydaşımız? Kaç tane dosyayı alıp Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'na gidip bakın ya bak siz de bu işin içindesiniz. Yani suç tarafında değil, siz de bir şekilde bu ülkenin varlığıyla ilgili işin içindesiniz. Ya da İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı'na gidip bunları şey yaptı, müzakere etti. Ne yaptı? Yani ben muhalefetten ne beklerim? Ben muhalefetten nasıl ki biz ters yüz olduk, onlar da bir defa ters yüz etmesi lazımdı. Her şeyi deşifre etmesi lazımdı, bilinç oluşturması lazımdı, irade oluşturması lazımdı. Bunları yapmadık. Muhalefet de yapmadı aslında. Muhalefet de, yani onlar da daha sorumludurlar değil mi? Herkes eşit derecede sorumludur bundan. Yani birbirimizden hiçbir surette farkımız yok ve adı muhalefet olsun, iktidar olsun. Yarın onlar da gelebilir her an. Onlar da gelirse destekle gelir. Yani onu söyleyeyim. Yani bu kulaklar duyuyor. Planları da duyuyor. Hareketlenme merkezlerini de gözlüyor. Yani bu çok büyük bir mesele değil. Baktığınızda onun için ayıramam. Yani iktidar olanlar evet bu ülkeyi bu hale getirirken muhalefet aslında gereğini yaptı da diyemem. Toplum yapmadı. Yani sonuçta muhalefet dediğin o da az önce. Oy verdim, irade al git benim yerime yönet. Ben istemezsem muhalefeti seçtim. Ben nedir yaptığın? Ya ben seni oraya oturarsın, çıkarsın ve
hiçbir şeye etki etmeyesin diye seçmedim, bir daha seçmeyeceğim vesaire vesaire. Kim baskı yaptı? Herkes böyle takım tutar gibi. Ya düşünün, CTP UBP üzerinden, UBP CTP üzerinden açıklama yapar. İşte bir yolsuzluk, bir hukuksuzluk var. Bulurlar CTP'nin bilmem ne zaman ne yaptığı. Bak siz de bunu yaptıydınız sonuçta. Yani hukuksuzluk hukuksuzluktur. O da yaptıysa sen de yapacaksın anlamına gelmez. Bir duruma açıklarken, yani ben CTP'liyim, UBP'nin bir şeyini üstüne gidecek ya da bir şey eleştiri aldım, direkt UBP ile başlar. Direkt öbürü CTP ile. Ya durum değerlendirmesi yap. Önce nedir? Sen oydun, ben buydum. Yani bizim işin özüne inmeme gibi bir durum var. Günübirlik değerlendirmelerle zannediyoruz ki sorun meclis başkanını seçememek. Meclis başkanını seçememek bir ayrıntı. Sorun değil artık. O kadar büyük sorunumuz var ki bu bir gösterge. Sen seçtin ne olacak? Yani yarın gitti Ziya Öztürkler oturdu. Tamam, bitti. Sorun bitti. Bitti. Niçin yaşadık biz bunları? Yok. Bir sonraki krize kadar gene. Yani o yüzden toplumun her kesimi için bu vahamete ortak olmak söz konusudur. Hiç kimseye ayıramam. Her kesim için. Aileler için, siyaset için, eğitim için, sağlık için, inanç kurumu için, her sektör, ekonomi zaten konuşmaya değmez. Yani o yüzden hep bir de şey var, yanlış olan bir durum var. Bir durum çıktığında o durumun aktörleri karşısına geçip hep beraber suçlama. Zaten siz doktorlar öylesiniz, böylesiniz de sen nesin? Öğretmenler yediğiniz kuduzu, sen siyasiler. Sen siyasi dediğin sensin yani aslında. Yani neye cemşiriyorsun? Sen tamam mı? Ben tamam mıyım? Fatih Terim gibi oldu. Biz tamam mıyız? Yani toplum tamam değilken, yani bizim toplumsal iradeyle bir böyle mucize olup da düzelme gibi bir niyet ortaya koymazsak bunlar devam edecek. Evet, bu sorumluluk herkese, her bireye ait. Herkese. Günün sonunda. Yani daha da mı bir dibe çöküş mü gerekiyor acaba, bir silkelenip gerçekten o iradeyi elimize almak adına, bir ses çıkarmak adına, hani daha ne kadar da kötü noktaya gidilebilir bilmiyorum ama. 15 yıldır, belki 20 yıldır bu soru gelir, artık dibe çöktük, buradan kendimize gelip, ya dibin dibi yok, onu söyleyeyim. Ya bu dip değil, dip de yok. Yani ülkelerde milyonlarca insanın öldürüldüğü dönemler oldu. Ya da 5 dolara günlük, 5 dolara aylık açlıktan varlığını devam ettirmeye çalışan ülkeler oldu ki yani günümüzde de vardır. Yani dip değil bu. Daha çok aşağı doğru gidebiliriz de dip olmaz. Yani bundan da vazgeçelim. Yani dibi bekleyelim. Belki bunu görüp de toparlanırız. Yok. Daha da kötü olabilir, daha da kötü olabilir, daha da kötü olabilir. Yani herkesin dip sandığı, yani dip sandığı, burası diptir artık dayanamam. Sen valizini alın giden, yerine o dip dediğin yeri cennet kabul edip gelenler olur. O zaman bak. Ve aşağı devam edin, evet. Yani dip yok. Dip yok, insanın olduğu yerde dip yok. İnsan yıkıcı bir yaratıktır. Özünde var. Bir de en kötüsü doğada diğer canlılarda olmayan canlılar varlığını devam ettirme gerekçesi ya da korunma gerekçesi. Yani varlığını devam ettirme gerekçesi, beslenme, korunma diğer bir canlıyı canlıya kastetmez. Hem cinsine hiç kastetmez. İnsanın en büyük özelliği çok rahat biz diğer insanları yakıp yıkıp zarar verebiliyoruz. Ha, böyle bir canlı türünün de olduğu yerde işte düzendir bunu koruyan. Bunun dibi olmaz. İmkan verilirse daha da aşağı gideceğiz. Dip beklemesin kimse.
dibe vurduk da çıkacağız. Dibe vurmadan çıkmaktır mesela. Onu algılayabiliyor muyuz onu bilemem. Ekonomik gidişat da pek parlak değil. Bu az, daha da sıkıntılara da artıracak. Az önce söyledim evet. Yani bu rakamları öderken belli mali gelirler vardı. Yani işte özellikle mal, araba, inşaat sektöründen gelen ciddi bir döngü vardı. Şimdi bu kesildi. Yani kaç ay var hükümetin bilmem maaşları ödeyememe duruma. Yani sanırım geçen ay borçlandırdılar da yani rakam o kadar büyüdü ki. Sıkıntı. Evet. Bir daha onu söylemeyelim şimdi milletin cebiyle ilgili ama yani iyi sinyal yok. Çünkü bir gelir var. Evet. Az önce konuştuk. Yani nereden geldiği bir kenara bir gelir var. Bu kasaya girip toplum bölüşüyor. Şimdi o gelir yok. Alternatif gelir var mı? Yok. Türkiye ne kadar kaynak açacak? Türkiye'de her açacağı kaynakta bir talebe olur. Bizimkiler verdiydik, vermediydik. Siyaseten düşünürler. O iş gecikir, tıkanmalar olur. Sonra onların da yani durum ortada Türkiye'de. Yani onlar da kaynak arıyor. Sana aktarabileceği böyle bizim bu ölçülere canavarlaştırdığımız kamu maliyesini finanse edecek bir kaynak aktaramayacaklar. O yüzden herkes bir şekilde hesapçığını biraz daha dikkatli yapmak durumunda kalacak. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Size iyi çalışmalar, kolay gelsin diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Evet, bugün Sayın Hakan Gündüz bizlerle birlikteydi. Değerlendirmelerini aldık. Çarşamba günü yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın.